Evet sevgili dostlar bir önceki videodan bu yana 76.500 olduk diğer kanalımız 15.800 oldu. Birçok arkadaşım soruyor hocam diyor diğer kanalı ele mi geçirdiler sattılar mı şu mu oldu bu mu oldu. Ya arkadaşlar Allah aşkına ya. Yani e, Teşekkür ediyorum sağ olun desteğiniz için ama Diğer kanalı satmadım da e, Ele de geçirmedi kimse merak etmeyin orada da Yusuf kardeşim Elinden geleni yapıyor. Yani demem o ki o kanalda devam arkadaşlar bizim kanalımız ama ben her türlü desteğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Ya ben dün şeyi anlamadım. Biz sürekli bir Galatasaray yenmişiz. Yani ikide bir de bir Galatasaray yenmişiz. Galatasaray'a göndermede bulunmuşuz. Fenerbahçe kadın futbol takımı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından ezeli rakibine Ada vapuru yandan çaktı. Öyle değil pardon. Kafes içinde uyuyan bir aslan paylaşımı yapmış. Arka planda Ezel dizisi müziği ile birlikte rakibine göndermede bulunmuş. Gülücük emojisi, ağlayan surat, 6'da 6 yapan Sallacıör takım bir başka paylaşımda sıradaki rakip ifadesinden gönderme yapmış. Fenerbahçe Opet 82 Galatasaray Çağdaş Fak Turing 73. Ee, ya yani basketbolda ayrı, futbolda ayrı olan her yerde bir bir her yerde bir şey yapmışız ya, bir terbiye vermişiz. <laughs> Yanarım yanarım da erkek futbolda veremediğimize yanarım 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 da erkek futbolda elimizden kaçırdığımıza yanarım. Şimdi öte yandan da önümüze bakmak zorundayız. Yani bir yere takılıp kalmamak zorundayız arkadaşlar. Eğer bir yere takılıp kalırsak ayvayı yedik, oradan çıkamayız. Yani oradan çıkamayız. Ha şunu da söyleyeyim e, elimden geldiğince dilim döndüğünce ben size Fenerbahçe duyumlarını aktarmaya çalışıyorum Fenerbahçe haberlerini. Ha üslubumu beğenmeyebilirsiniz, tipimi beğenmeyebilirsiniz, ne bileyim sesimi beğenmeyebilirsiniz. Canınız sağ olsun arkadaşlar bir şey diyemem. E, ama siz tipimden ziyade verdiğim bilgilere odaklanın derim. Vincenzo Montella'dan rotasyon açıklaması demiş. Hani benim konum Vincenzo Montella değil. Milli takım çok önemsiyor musun milli takımı dersen? Milli takım adaletle yönetildiği zaman önemsiyorum. Çünkü milli takım eğer Takımcılık işte ne bileyim plancılık projecilik işte e, çeşitli ayak oyunları, e, Bizans oyunları falan yaparsa o zaman ne benim milli takımım ne sizin milli takımınız. Ama yok aksine milli takımın amacı sadece ülke insanını gururlandırmak olursa o zaman hepimizin milli takımı her daim de elimden gelen desteği veririm sizler de verirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi Montana Bugünkü e, şey İzlanda maçı öncesinde açıklamalarda bulunmuş, basın toplantısında. Demiş ki Bu maç anahtar maç grup için. İzlanda'nın burada tarihi sonuçları aldığını biliyoruz. E, falan filan demiş. Yani adaptasyon, kadro konusunda rotasyon düşündüğümden daha az olabileceğini düşünüyorum. Son bir antrenmanımız falan filan diyordu. Hemen hemen herkes toparladı. yani Maçtan önce kararımızı vereceğiz. Organize bir takım bekliyorum. En fazla rüzgar rahatsızlık verebilir diyor. Hani adapte olmak lazım şöyle böyle. Atakan Karazor açıklaması. Atakan özellikleri çok belirgin bir futbolcu. Deki bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok hızlı adapte olabileceğini biliyoruz. Kendisi de bizim felsefemize adapte olabileceğini biliyoruz demiş. Ya ben bu Atakan olayını e, tam anlamadım. Açık söyleyeyim. Yani anlatan arkadaş olursa da sevinirim. Ben tam anlamadım. Şimdi oyuncuyla ilgili şunu yapmış bunu yapmış şöyle böyle falan filan diyorlar. Bak ben bilmiyorum. Detayına da girmek istemiyorum. Ama hani e, yaptıysa niye ceza almadı? Yapmadıysa niye serbest? Ben sadece bunu merak ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yaptı. Ceza almadıysa yani suçlamalardan beraat ettiyse zaten yapmamıştır arkadaşlar. Ama yaptı işte dayısını soktu araya, amcasını soktu, etti de o zaman niye milli takım alındı? O da ayrı bir mesele. Neyse Türk milli takımımıza başarılar diliyorum. Zaten İzlanda'yı eğer yenersek de herhalde bu gruptan lider olarak çıktık sayılacak. Takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah Fenerbahçe futbolcularının sakatlanmadığı, sıkıntı yaşamadığı, hatta Fenerbahçe futbolcularının 7-8 tane gol attığı ve maçı kazandığımız bir milli maç olur inşallah. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar böyle de söyleyeyim. Fenerbahçe Jose Mourinho sistemi yüklenemedi. Şimdi futbolu eleştiriliyor Jose Mourinho'nun. Çünkü hepimiz futbolu çok iyi biliyoruz. Mourinho'dan daha çok kupamız var. Yani hepimizin evinde 7-8 tane şampiyonlar ligi var. Yani ee, anlatabiliyor muyum? 7-8 tane şampiyonlar ligi kupamız olduğu için biz Mourinho'yu eleştiririz. Ahmet'i eleştiririz. Mehmet'i eleştiririz. Biz eleştiririz. Hocam iyi de yani biz de hiçbir şey söylemeyelim. Hayır hayır yanlış anlamayın. Ben eleştirin diyorum. Eleştirmeye bir şey demiyorum. Ben küfürle eleştirmeye ve saçmalamaya karşıyım. Niye bu oynuyor? Niye şu oynuyor? Niye şu oynuyor? Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bir e, açıklama gördüm mesela Şimanski'yle ilgili. Adam 3. bölgedeki verilerde Süper Lig'in lideri. İnanılmaz verileri var. İşte top kazanmada şurada burada hani Çeşitli çeşitli ama gol ve asist katkısı yok. E şimdi biz yanlış anlamayın kısır aklımızda, kıt aklımızda, kıt futbol bilgimizde ne diyoruz arkadaş on numara gol atmazsa ne işe yarar? Jose Mourinho da diyor ki ben çok beğeniyorum iki tane daha olsa ikisini daha oynatırım diyor. Aradaki sıkıntı buradan. Ha Mourinho takıma ne diyor? Takım olarak daha basit hızlı oynamalıyız. Hücuma çıkarken yapılan pas hataları bizi olumsuz etkiliyor. Yani takım olarak daha basit daha hızlı oynamalıyız. Bu kadar basit. Yani Jose Mourinho teşhisi koymuş. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar geçen sene Galatasaray'ın bir Bayern Münih maçı var. Tarihin en gerizekalı Bayern Münih'ine denk geldiler. Ya diyorlar bak şimdi hala Galatasaraylılara soru şey yapalım. İstanbul'da biz bunları dedik de şirkettik 15-25 35 dakika biz bunları perişan ettik. İlk 35 dakika biz bunları bağladık. Sağdan girdik soldan çıktık. Bayern Münih'in içinden geçtik dışından çıktık. Sonuç 3-0 yenildik. Ama var ya bir top oynadık. aklın durur falan yapıyorlar. Lan oğlum. Allah göstermesin. Allah hiçbirinize vermesin. Ananız babanız hasta ameliyat masasında. Doktor geliyor böyle önlükler parçalıyor. Böyle ameliyat yaparken üstündeki önlüğü falan kaldırıp atıyor. Amuda kalkarak falan ameliyat ediyor. Bilmem bir şeyler yapıyor. Anneniz babanız işte neyse o sevdiniz. Masada kalıyor. Siz de bana geliyorsunuz. Ya tamam şimdi. Lan doktor mükemmeldi. Amuda kalktı. Aklın durur. Amuda kalkarak ameliyat yaptı. <laughs> i̇şte ya akraban ölmüş. Olsun önemi yok. Doktor amuda kalktı falan. Ya yine aynısını söylüyorum. Fenerbahçe için şu an yeni kurulan bir takım. Birçok transferi var. Daha transfer oynatamadığı transferi var. O yüzden şu anda bize skor önemli. Şu anda bir skor bahçeliyiz. Skor bahçeli olmak zorundayız. Ciddi söylüyorum. Yani... Ee, skor bahçeliydik. Yani olmamız da lazım. Skor bahçeli olmamız lazım. Niye? Arkadaş skor bahçeli olacağız. Arka arkaya 10 maç kazanalım. Bak bakalım bulutlar nasıl dağılıyor. Bak bakalım futbol nasıl düzeliyor. Ya Fenerbahçe iyi oynayamıyormuş da şöyle yapıyormuş da böyle yapıyormuş da Galatasaray maçında biz daha iyiydik. Ciddi söylüyorum 6 tane net pozisyon yakalamışsın. 3-1 yenildim. Keşke Galatasaray maçında Galatasaray tek kale oynasaydı biz 2-0 kazansaydık. Keşke. 1-0 kazansaydık. Anlatabiliyor muyum? Ya de demiş ki çalışmamız, gelişmemiz gereken çok fazla şey var. Takım olarak daha basit, hızlı oynamalıyız. Hücuma çıkarken yapılan pas hataları bizi olumsuz etkiliyor demiş. Yani alışma sürecini kısaltmaya çalışıyoruz demiş. Oyun sistemi oturttuğunda çok daha etkili bir takım haline geleceğinin garantisini vermiş. Ve futbolcular için, bak Jose Mourinho'dan futbolcular için zam talebi. Ben bu haberi doğrulayamadım. Ama takım içindeki dengeleri sağlamak için harekete geçmiş. Taleplerde bulunmuş. Altını çizerek tekrar ediyorum. Ben bu haberi doğrulatamadım. Ben bu haberi doğrulatamadım. Şimdi İrfan Can Volsai'nin sözleşmesinin yenilenmesini istiyor. Ben bu haberi doğrulattım. Kesinlikle iki futbolcuya da ihtiyacım var. İkisi de çok yetenekli oyuncu. Ne bir yere gönderiyorum ne salıyorum. İki futbolcuna sözleşme uzatın demiş. Bunu doğrulattım. Ama... Hani TL üzerinden yapılan maaşlar çok sayıda oyuncunun gölgede hani düşük kalması, diğer oyunculara göre gölgede kalması, düşük kalması. Güncelleme yapın demiş. Takımda huzursuzluk olmasın demiş. İlk görüşme İsmail'le diyor. Hani İsmail yüksek adı birçok takımdan anılıyor. Devre arasında da ciddi bir iyileştirme diyor. İsmail'in olayı ayrı. Onu konuşacağım. Ya da direkt onu konuşayım. İsmail Avrupa yolcusu. İsmail yüksek Avrupa yolcusu. Not Benfica bu ısrarını sürdürürse İsmail Yüksek yani İsmail Yüksek iyi bir futbolcu. Çok iyi bir futbolcu. Çok 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 iyi bir futbolcu. Ve çok 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 iyi bir futbolcu olan İsmail Yüksek zamanı geldiğinde yuvadan uçacak. Ama zamanı Ocak ayında mı? Zamanı Haziran ayında mı? Ben bilemem. Ama İsmail Yüksek çok çok iyi bir futbolcu. Çok da kaliteli, karakterli, şerefli, haysiyetli, onurlu bir Fenerbahçeli. Ya bu kardeşimizle ilgili şöyle bir olay var. İsmail Yüksek'le ilgili. Şimdi Benfica dışında iki kulüp daha ilgileniyormuş. Yani Benfica'nın ilgisi var. İki kulüp daha ilgileniyormuş. Şimdi Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü buradalar. Portekiz kulübünün gündemine giren başarılı futbolcu Olimpik Marsilya ve Atletico Madrid'de talip. Arkadaşlar ben Marsilya konusunda %100 değilim ama Atletico Madrid konusunda bak yemin dahi ederim. Atletico Madrid e, kesinlikle ilgili bir Bayer Leverkusen. Bak yemin dahi ederim. Hani niye yemin dahi ederim? O kadar duyumlardan eminim ki. Yani bir şeyleri gözde görmem. Hani Atletico Madrid'in başkanı çıksa desek ki İsmail'le ilgilenmiyoruz. Ben yemin ediyorum yalanlarım. Bak yemin ediyorum yalanlar. Ya şey ilgilenmedik de özür dilerim. Yazın çünkü ilgilendiler. Teklifte bulundular ettiler. <laughs> Ama gün geçtikçe talibi artıyor. Şimdi Sofyan Amrabat da Fenerbahçe'ye geldi. Allah nazardan, sakatlıktan, cezadan korusun. Hani kurun için şey şubesi, fas şubesi diyen dangoçlar herhalde şu anda kafalar okuma gömüktür. Bekliyorlar bak hata yapsın. Amrabat hata yapsın da eleştirelim diye bekliyorlar. Siz bilmezsiniz Fenerbahçe'nin düşmanlarını. Bunlar şeyler. 15 milyon TL alıyormuş. Ve birçok takım istiyor. Samsun'da oynayabilecek durumda olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Sol omuz bağlarında kısmi hasar olduğu için amiri takım kadrosundan çıkarıldı. Tedavinin olumlu sürdüğü söyleniyor. Birkaç güne takımla çalışmalara başlaması bekleniyor ama ben Samsun maçını kaçıracağını duydum. Bilmiyorum hani oynatılmayacak Samsun maçında. Süper Lig'de 7 Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3. Avrupa Ligi'nde bir maç oynadı. Ama bu sezon İsmail Yüksek 11 maçta forma gidip gol asist katkısı yok. Allah onu da nazardan sıkıntılardan korusun. Şimdi Osterwolde. Fenerbahçe'nin yükselen değeri. Şimdi Osterwolde için Fenerbahçe'ye bir teklif geldi. 12 milyon euroluk teklif geldi arkadaşlar. Yanlış duymadınız. 12 milyon euro. Ee, bir önceki videoda da aslında başlığa koymadığım için belki aklınızdan kaçtı. Livakovic'e de 13 milyon euroluk teklif geldi. Yani Livakovic artı Osterwold'e 25 milyon euroluk teklif masada duruyor. Masada hazır. Ancak Fenerbahçe 12 milyon euroyu direkt reddetti. Çünkü yazın 22'ye varan bir teklif aldık biz. Bonuslarla şunlarla bunlarla. Biz kabul etmedik. 12 nedir? Şimdi 1199 dakikada Libakovic'den sonra en fazla süre verdiği isim. Sol bek oynatıyor, sol açık oynat, yani sol bekleyeyim, sol stoper oynatıyor, bir şekilde oynatıyor. Ve Fenerbahçe 12 milyon euroyu şu şekilde cevapladı. En az iki katını vermelisiniz. Yoksa bir daha bize herhangi bir teklif sunmayın diye. En az iki katı. Hani West Ham United'in ilgilendiği söyleniyor. Firesiz devam ediyor. Allah nazardan, sakatlıktan, sıkıntıdan, form düşüşünden korusun. Yetenekli bir oyuncu. Hani Osterwolde'yi almak isteyen varsa buyursun arkadaşlar. Masaya koysun 25-30 milyon euroyu. Biz de düşünelim. Arda Güler'den flash transfer kararı İspanyol basını duyurdu. Şimdi Arda az süre alıyor diyorlar. Ben Türk basınına acıyorum. Türk basını maalesef ve maalesef hiçbir şeyden anlamıyor. Lan orası Real Madrid. Orası çocuk sirki değil. Orası ne bileyim eğlence mekanı değil. Orası Luna Park değil. Orası Real Madrid. Yani Real Madrid'de yedek kalmak Galatasaray'da az oynamak. En büyük Galatasaraylıya sorun Real Madrid'de yedek kalmak der. Ama söz konusu Fenerbahçe'li futbolcunun diyor, ya oynatmıyorlarsa çık git başka takıma kardeşim sana takım mı yok falan oluyor. Bunlar palavra. Bunlar düzenbaz bunlara inanmayın. Milli takım performansını gördünüz Arda'nın. Golü var mı yok, asisti var mı yok. Serdar Ali Çelikler çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ya diyor Arda'cığım senin gol ya da asist yapmana gerek yok. Rahat ol kendini rahat ver. Takımın kazanması daha önemli. Ulan Şimanski'ye geldiği zaman niye golü yok, asisti yok, skorer değil bunu kovun gitsin. Böyle on numaram olur diyordun. Arda Güler için de o zaman desene ulan gol atmadığınca, asist yapmadığınca sen niye Arda Güler'sin desene. Ya arkadaş iki yüzlülüğün daniskası. Fenerbahçe futbolcusuna gelince daha Red başka takım futbolcusuna gelince. Ya şöyle yapalım. Hepsini dizelim. Galatasaray'ın 10 numarasını da 5 ya da 10 değil 8 numarasını dizelim. Benim futbol anlaşıma göre 8 oynuyor Şimanski de. Galatasaray'ın 8 numaralarının gol asist. Beşiktaş 8 numaralarının gol asist. Fenerbahçe 8 numaralarının. Yani Fred artı Şimanski'nin gol asistlerini dizelim. Koyalım ortaya. Neyse uzun lafın kısası Arda Güler'in Fenerbahçe'ye gideceği falan konuşuluyor. Arda Fenerbahçe'ye falan gitmeyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ben Arda Güler için bir şey söyleyeceğim. Biz Arda Güler'den para kazanmayı sürdürüyoruz biliyor musunuz? Haberiniz var mı bilmiyorum. Şimdi Arda Güler'in oynadığı her 25 maçta biz 2 milyon euro para alıyoruz. Bu arada 45 milyon euro transfer market değeri. Bu sezon Arda toplam kaç maça çıktı? Saydınız mı? Bunları sayın. 10 maç 291 dakika. Ee, milli maçlar falan sayılıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Yani o anlaşma yapıldı mı bilmiyorum. Ama yapılmıştır diye düşünüyorum. Yani hazırlık maçı da dahi olsa bütün maçları sayıyorlar diye biliyorum. 10 maç burada çıkmış. Çünkü 125 maç Real Madrid'de kalmak kolay değil. Geçen sezon 12 maça çıkmış. 22 maç. İyi de hocam 22 maç. Geçen sezon arada kadar 6 gol atmış. La Liga'da haberiniz var mı? Bence yoktur. Bence hatırlamıyorsunuzdur. 6 gol atmış. Toplam 440 dakika. Evet. Yanlış durmadı. 440 dakika. Aynı şekilde Arda Güler Avrupa Şampiyonası'nda 6 maç, 5 maç oynamış. Bak bunları da ekleyin mesela. Bunların falan sayılıyor diye biliyorum ben. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Arda Güler'in her oynadığı 25 maça Fenerbahçe 2 milyon euro para alacak. Ee, sadece lig şeyleri hani Real Madrid'in maçları baz alınsa bile 22 maça çıkmış. 3 maç sonra 2 milyon euro daha para gelecek Fenerbahçe'ye. Haberiniz olsun. Şimdi Ocak'ta Benfica transferi diye bir haber vermişler. Arkadaşlar sürpriz diye İsmail Yüksek'ten bahsetmişler yine haberlerde. Hani Fenerbahçe Samsun mesaisine hazırlanıyor. Ee, evet Amrabat'ın gelmesi İsmail'i rahatlattı mı? Rahatlattı. Doğru. Ama arkadaşlar bakın kesin gider demiyorum ben. Ben size tekliflerden bahsediyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin en güzel tarafı ne biliyor musunuz transferde? Gerçekten bir ivme yakaladı ve yakalanan ivme mükemmel bir ivme. Mükemmel bir ivme. Bu ivmeyi sürdürmemiz lazım işte. Biz eğer bu ivmeyi sürdürürsek yani satış ivmesini sürdürürsek inanın geleceğimiz çok parlak. Çok çok parlak. Ya çoğunuzun beğenmediği, çoğunuzun umursamadığı isimler ulan millet kapış kapış alıyor. Çoğunuzun hoşuna gitmeyen isimler millet kapış kapış hani bir şey olsun istiyor. Neyse. Ben çok da şey yapmayacağım ama İsmail'in devre arası olayı bakacağız. Fenerbahçe'den sürpriz sağ bek hamlesi transferi Branko bitirecek diye bir haber yapmışlar. Ben yine bu haberi de merak ettim. Yani kime kancayı takmışız? Yani o sahi 2,5 milyon euro istemiş. Fenerbahçe 1,5 milyon euro teklif etmiş falan filan. 1,5 milyon euro teklif etmedik. 1,8'e kadar çıkacak bir sözleşme teklif ettik. Ancak bunların dışında şey var arkadaşlar. Yani... eee maç başılar var. Yani biz garanti ücret kısmındayız. Yani futbolcuların yıllık ücretleri çok az değil. Şimdi Fenerbahçe habere göre Tarık Lampeti'yi gündemine almış. Kim bu? Brighton forması giyen Sabek. Evet evet yanlış duymadınız. Brighton'dan Sabek. Bu arada bu, bu şeyi de çok merak ettim. Atakon, Atakan Karazor olayı var ya. Ben bu Atakan Karazor olayında aklıma sadece bir soru işareti geldi ama Hani oyuncu 28 yaşına gelmiş. Hani ön libero olarak çağrılıyor. Hani İsmail'in sakatlığından dolayı çağrılmıştır. O da ayrı mesele. Farkındayım ama. Hani şimdi bu sene mi yıldızlaşmak aklına gelmiş? Bugüne kadar hiç yok muymuş? Niye bugüne kadar adanılmamış? Ya bu kadar tartışmaya gerek var mı? Eee... Neyse fazla da şey yapmak istemiyorum ben yani. ama Ya da şöyle söyleyeyim mesela İsmail gitse Fenerbahçe alsa Tepki olur mu? Çok ciddi tepki olur. O, Allah Allah bunu mu aldınız? Şöyle böyle Bizi tefe koyarlar. Bizi var ya öyle böyle tefe koymazlar. Galatasaray alsa bak adamların yaptığı transferi görüyor musun? Önemli değil isminin kötü olması ya alacaksın arkadaş böyle futbolcuyu alacaksın falan yaparlar. Biz maalesef bunlarla ilgileniyoruz bunlarla uğraşıyoruz. Yani bizim gündemimiz de bu. Neyse. Bu sabit arkadaş Brighton'ın sabiki. Sözleşmesinin son sezonunda Ganalı yıldız Ocak ayında Fenerbahçe görüşmeyi planlıyor demiş. 24 yaşında 1.2 milyon euro karşılığında 2020 yılında buraya transfer olmuş. Şimdi boy 1.63. Yanlış duymadınız. 1.63. Tam ön libero boyu. Var ya böyle kemirici, rakibe nefes aldırmayacak. Ara top yapacak böyle. Klas paslar atabilecek ön libero boyu. 24 yaş 1.63. 8 e, Gana milli maçına çıkmış. Ve e, transferinin son senesinde yani 30 Haziran 2025'te sözleşmesi bitecek. Chelsea altyapısının mahsulü bu sezon kupa maçlarında 2 maçta 88 dakika süre almış. Yani fırsat transferi midir düşündürücü ama Fenerbahçe'nin mevcut sağ bekinin 8 milyon euro transfer market verisi olunca millet 12'yi görünce o bu kesin olmalı falan filan der. Ya arkadaşlar bugün Mustafa Hoca'yı futbolcu yap. Transfer markete gir. Brighton kulübüne yapıştır. 88 dakika oynat. Mustafa Hoca'nın profiline 4 milyon euro yazar. Anladınız mı? O yüzden bunları geçin yani ya. Yani bunları çok önemsemeyin. Bunlar çok şey değiller yani. Çok böyle e, umursanacak işler değiller. Mesela dünün gündemine bakıyorsun. Livakovic işte flashta teklif. Fenerbahçe'de kararı gidiyor kalıyor falan. Ya yok öyle bir dünya. Mesela ben bir şey gördüm. E, Galatasaray'a ilgili Samarziç olayını gördüm. Galatasaray Samarziç'e mi şey yapmış? Galatasaray'dan ses getirecek hamle Fenerbahçe almak için uğraşmıştı diye. Şimdi ben Dur yanlış mı gördüm? Bir daha bakmam lazım. Çok özür dilerim. A haberin şeyin A Spor'un yalan e, şeyi haberi pardon. Buldum buldum. Kadrosuna katmak için Galatasaray Alan Antalya'yla gidip yenilecek inşallah orada diyor e, haberde inşallah hadi bakalım. Galatasaray paşa maçı Osimhen özel program çalışmış Galatasaray forması. Bilmem Okan Buruk yine yalanlar yalanlar. Lazar Samarzic Galatasaray'ın gündemine girmiş. Sadece gündemine mi girmiş başka şeye de yapmış mı? Baş başka bakayım şöyle bir. 10 numaranın transferini sonuçlandırmak için falan filan. Udinese ile 34 resmi maçta forma girdi. 6 gol 2 asist. Bu sezonun başında Atalanta'ya kiralandı. Oynadığı 7 maçta 1 gol katkısında bulundu. 10 numara hattında görev yapıyor demiş. Ben bildiğim merkez orta da neyse. Sırbistan milli takımında 13 kez piyasa değeri 20 milyon euro. Yani A Haber ne kadar inandırıcıysa A Spor'da o kadar inandırıcı. Yani <laughs> neyse çok inandırıcıymış. Ben çok inandım açıkçası. Ya arkadaş Samarzic 8 numara. Önce haberi yaparken adam gibi yapın. Yani haberi lütfen adam gibi yapın. Ben Samarziş transfer konusunun böyle Galatasaray'ın anılmasından çok memnunum. Aşırı memnunum. Çünkü Galatasaray kimle böyle Fenerbahçe'nin adı geçen kimle adı geçse Fenerbahçe gidip alıyor. Ben Samarcı sezonun başında çok istemiş birisi olarak söylüyorum. Yetenekli bir futbolcu. Şarta bağlı opsiyonu var arkadaşlar. 3 milyon şey, e, ücretsiz kiraladılar. 20 milyon euro artı boş 5 milyon euro geri ödeme opsiyonuyla aldılar. Yani yalan söyleyeceksiniz tamam da düzgün yalan söyleyin. Yani şu anki gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Şu anki Atalanta bu çocuğu alır. 20 artı 5'e alır. Çünkü çocuk Atalanta'da tutmuş. 8 maç 331 dakika. Önemli değil. Hani bir milli ara, bir şu, bir bu. Şampiyonlar Ligi'nde oynatmış, İtalya Kupası'nda oynatmış. Bu çocuğu alırlar. Biz davucumuzu yalarız. Ama mesela avucumuzu yalayıp yalamamak değil. Mesela e, hani bu şekilde haberlerin aktarılması. Yani biraz inceleme talep ediyorum arkadaşlar. Sevgili Sercan Hamzoğlu'nun da bir lafıyla kapatayım. Diyor ki bütün kameraların gördüğü yerde 4. hakemin yanında Okan Buruk ceza almıyor. Üstüne bir de para cezası iptal oluyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu TFF'si çıksın bir de özür dilesin Okan Buruk'tan demiş. Kesinlikle katılıyorum. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu TFF'si Okan Buruk'tan özür dilesin. Gerçekten bak. Yani şimdi ben desem ki Fenerbahçeli isimden şok cümleler. İbrahim Hacı Osmanoğlu TFF'si ya da İbrahim Hacı Osmanoğlu Okan Buruk'tan özür dilesin. Dersiniz ki Hocam ne yapıyorsun? O kadar da olmaz yani. O kadar da oluyor işte. Maalesef o kadar da oluyor. Allah Türk futboluna inşallah adaleti nasip etsin. Adalet geldikten sonra göreceğiz. Okan Buruk'un saçma sapan cümleleri var ama ben hiçbirini ciddiye almıyorum. Sadece bir cümle çok enteresan ama geldi. Diyor ki işte şu an Young Boys'la maç yapsak diyor iki maçı da bir kazanırız diyor. Ulan köy takımına 2-0'dan maç vermiş bir takımsın sen. Köy takımına. Az kadronla çıkıp. Young Boys en aptal döneminde en salak döneminde seni iki maçta da yendiyse biraz toparladılar o aptallıkları kalmadı. Şimdi şunu söyleyecek yüzünün olmaması lazım da işte. Yüz diyorsun. Okan Buruk diyorsun. Yan yana getiriyorsun. Yani. Çok da uğraşmamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.